Selamünaleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Bugün önemli bir gün. Türk SAT komandolarımızın Karda Kayalıklarına çıkışının 26. yıl dönümünden bahsediyoruz. Tam olarak konumunu görmektesiniz. Yunanistan medyası da bugünü bir kez daha hatırlatıyor. Yine Yunan medyası ülkemize tehditlerde de bulunmuş. Çok kısaca özetleyelim. Tarih başka türlü yazılmış olsaydı baş yanı servis etmişler. Burada Karda onların imia dediğini de not düşelim. Burada Büyük Yunan'ın zaferi ve Türklerin aşağılanması olabilir miydi şeklinde yine bir senaryo uydurmuşlar. Hatırlatma yapılmış 31 Ocak günü saat 01.40'da Türk özel kuvvetleri Kardak'ta karaya çıkarken Yunanistan'ın haberi bile yoktu. Daha sonrasında aynı gün 05.30'da Yunan fırkateyni tarafından Adacık'ta Türklerin varlığını doğrulamak için Yunan donanmasına ait helikopter ada inmeye çalıştı. Daha sonrasında helikopter düştü. Ardından 3 mürettebat, T.M.N. Christodoulos, Karatatis ve yardımcısı Hector Glapopos öldü. Helikopter kazasının nedenleri konusunda çeşitli görüşler dile getirilirken donanmanın resmi pozisyonu helikopterin kötü hava koşulları ve pilotun oryantasyon kaybı vertigo hastalığı nedeniyle düştüğü yönündedir. Bu pozisyon yakın zamanda genelkurmay eski başkanı tarafından desteklendi. Ancak Yunan toplumu helikopterimizin Türkler tarafından düşürüldüğünü, bu nedenle mekanik hasar görmediği konusunda yaygın bir görüş içerisinde cümlesini kullanmışlar. Nereye varmak istiyoruz? Dolayısıyla bir değil daha fazla Türk kayalık ve adacıklarını işgal ederek Yunanistan için kesin ve kanlı bir muzaffer sonucu olan tepki gösterebiliriz. ABD sabah 6'da Türklerin kardağa çıktığını bize bildirseydi aynı şey olabilir miydi? Büyük olasılıkla ABD krizi atıştırmak ve barış getirmek için bizi Türkler hakkında bilgilendirmedi cümlesini kullanmışlar. Yunan medyası ülkemizi tehdit ediyor. Yunan ordusuna yeni modernize edilmiş RM70-122mm çok namlu roket atarlığın alınacağı ifade ediyor. Şunu yazmışlar. RM-70 büzeleri Küçük Asya kıyılarındaki Türk hedeflerini hedef alma konusunda muazzam bir yeteneğe sahip olacağından adaların savunması için hayati önem taşıyor. Muhtemel bir Türk eylemi Erdoğan tarafından komşu ülkede her geçen gün daha olası hale geldiğinden tüm kritik konuları anlaşmayla ele almak mümkün olmadığı için en kısa sürede adım atmalıyız cümlesi kullanılmış. Burada Yunan Silahlı Kuvvetleri Çek Cumhuriyeti'nden Exa Army firması tarafından geliştirilen modernize edilmiş RM-77 test ediyor. RM-70 çok namlulu roket atar sistemlerinin yeni versiyonu Yunanistan'da test ediliyor. Çekya medyasına göre Yunan ordusu RM-70'in modernize edilmiş ve yeni savaş yeteneklerinden ve atış performansından memnun kalmış durumda. Tatra 815 8x8 askeri kamyon şasesine dayanıyor. BM70'in tam olarak özellikleri de burada servis edilmiş. 122 mm olduğu da ifade ediliyor. Sistemin kabul edilmesi durumunda Yunan ordusu standart 122 mm füzeleri daha fazla hareket kabiliyeti, ateş gücü ve daha uzun mesafelerde savunma amaçlı kullanacak cümlesi kullanılıyor. Yine 40 roket atabildiği de not düşürmüş. Yunan medyasındaki diğer haber Yunanistan'ın çıkarları için mi yoksa Macron'un koltuk deneyi olmak için mi Mali'ye güç göndereceğiz başlığı kullanılmış. Fransa Cumhurbaşkanı askeri ve siyasi bir çıkmazda bulunuyor. Yunan kuvvetlerinin Mali'de ve genel olarak sahilde konuşlanma olasılığı konusunu sık sık konuşuyoruz. Bizim burada ne işimiz var tarzında kısacası haber servis edilmiş dünyadan diğer haberlerimizi aktıralım. Kazakistan'da yeni petrol yataklarının keşfedildiği duyuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Uzen sahasının petrol rezervlerinin yüzde %8 artarak niceliksel olarak 39.9 milyon geri kazanılabilir rezerv anlamına geldiği ifade ediyor. Yani 40 milyon tondan bahsediyoruz. Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi'ne göre hidrokarbon hacimleri Kazakistan Rezervleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Uzen sahası sadece Kazakistan'da değil tüm dünyada jeolojik rezervlere sahip en büyük yataklardan bir tanesidir. Bu yataklar dünyanın en zengin petrollerini içeriyor fakat çıkarmanın da bir o kadar zor olduğu ifade edilmiş. Özbekistan Taşkent'te bir kadının 3 yaşındaki kızını ayı kafesine attığını söylemiştik. Bununla ilgili üzücü görüntü servis edilmiş. Kadının hapis cezasına çarptırıldığını da hatırlatalım. Taliban, Afgan öğrencilerin derslere dönmesine izin veriyor. Reuters'a göre ülkede iktidarı zorla ele geçiren Taliban'ın Afganistan Yüksek Eğitim Bakanı Abdülbaki Hakkani, Afgan üniversitelerinde derslerin yeniden başladığını duyuruyor. Aynı zamanda bakan kızların ayrı sınıflarda ders alıp almamasına izin verilmeyeceğini de henüz duyurmuyor. Özel üniversitelerin çoktan açıldığını da hatırlatalım. Yine Şevket Mirziyoyev Özbekistan Devlet Başkanı kış olimpiyat oyunlarının açılış törenine katılacak Şevket evde dahil olmak üzere Orta Asya Devlet Başkanları Çin'in Pekin kentinde 2022 kış olimpiyat oyunlarının açılış törenine katılacak Dünya Haber Ajansı tarafından bildiriliyor. 4 Şubat'ta kış olimpiyatlarının açılış törenine kimler katılacak derseniz Çin Devlet Meclisi Shinzo Haber Ajansı'na göre Çinli lider 4 ila 6 Şubat tarihleri arasında Pekin'de yabancı liderler, Hükümet başkanları, kraliyet aileleri ve uluslararası kuruluşların başkanları onuruna resepsiyon düzenleyecek davetler arasında hangi ülkelerin olduğu da yazılmış. Rusya, Singapur, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Mısır, Polonya, Arjantin, Kamboçya kralı, Katar emiri, Suudi Arabistan veliaht prensi ve diğer bazı devletlerin liderleri yer alıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Beck, yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nün de Tedros'un da buraya katılması bekleniyor. Pekin Olimpiyat oyunları 4 ila 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Daha önce 6 Aralık 2021'de ABD Pekin'de 2022 olimpiyat oyunlarını diplomatik olarak boykot edeceğini duyurmuştu. Ardından Washington'ı Sincan'daki daha doğrusu Doğu Türkistan'daki soykırım ve Çin'deki diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Avustralya'da desteklediğini duyurarak bu iki ülke diplomatik boykot kararı almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri son kez Moskova'daki 1980 olimpiyatlarını tamamen boykot etmişti bunu da hatırlatalım. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan Devlet Sekreteri'nin yetkilerini genişlettiğini duyuruyor. Devlet Başkanının 787 sayılı kararnamesine göre Kazakistan Devlet Sekreteri aşağıdaki yetkileri kullanabilir. Siyasi partilerle ilişkilerde başkan adına açıklamalar yapabilir. Başkana bağlı olarak Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün faaliyetlerini düzenler. Aynı zamanda gibi gibi çok sayıda şey yazılmış. Yine Dışişleri Bakanı'nın görevleri de değişti. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için iç politik alanında stratejik öneriler geliştirebilir. Devlet başkanı adına dış ülkelerde çıkarları temsil eder. Aslında Kazakistan'a çok fazla değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz. Dilerseniz internetten araştırabilirsiniz. Evet dostlar bu videomuzda dünyadan haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.